Herkese merhabalar, ben Seçil Menkeş. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın öne çıkan transfer haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsak Beşiktaş'la başlayalım. Golcü transferinde Mario Balotelli'ye odaklanan Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışıyor. Siyah beyazlılar bonservis bedeli ödemeden Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise Balotelli'ye uzun süredir sahalardan uzak olması nedeniyle soğuk baktığı iddia ediliyor. Victor Ruiz'in ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Ivan Martic'e teklifte bulundu. Rumen ekibi Craiova'dan ayrılan İsviçreli oyuncuya 2 yıllık transfer teklifi yapan Beşiktaş'ın futbolcuya yıllık 500 bin euro önerdiği öğrenildi. Southampton ve Schalke'nin de gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu için girişimler sürüyor. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Ukrayna ekibi Shakhtar'la yol ayrımında olan Wellington Nem. Siyah beyazlı ekibin oyuncuyla masaya oturduğu ve bonservis bedeli bulunmayan Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimlerden biri olan golcü futbolcu Zé Luis'in menajerinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri, Beşiktaş Türkiye ve Avrupa'da büyük bir kulüp. Zé Luis'in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş'ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur bekleyip göreceğiz şeklinde konuştu. Fenerbahçe Altay Bayındır'a alternatif arayışları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı. Çıkan haberlere göre 22 yaşındaki Arnavut kaleci için Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor. Selmani geçtiğimiz sezon 32 lig maçında görev yaparken aynı zamanda Arnavutluk U21 takımının kalesini de koruyor. Avrupa'da birçok kulübün peşinden koştuğu Vedat Muriç'i en çok isteyen kulüplerin başında İtalyan ekibi Lazio geliyor. Alınan bilgiye göre Lazio'lu yetkililerin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek bu transferi bitirmek istedikleri öğrenilmişti. Fenerbahçe'nin 15 milyon euro civarındaki rakamı beğenmediği belirtilirken Sarı Lacivertli ekibin kapısının son kez çalındığı öğrenildi. Çıkan haberlere göre Lazio, Vedat Muriç için teklifini 18 milyon euro artı bonuslar olarak yeniledi. Peki Vedat Muriç transferi gerçekleşirse bu bölgeye hangi isim gelecek? Lazio'nun istediği Kosovalı yıldız için İtalyan ekibiyle anlaşılması durumunda Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde yer alan Famara Diadu için harekete geçeceği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Sinan Gümüş transferinde artık sona yaklaştığı öğrenildi. Sinan Gümüş'le her konuda anlaşmaya varıldığı belirtilirken İtalyan kulübüyle yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerinde kısa sürede çözüme kavuşacağı öğrenildi. Sinan'ın transferiyle kanatlardaki sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe'nin Gümüş'le 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncularından biri olan Okan Turp'a transfer teklifi geldiği öğrenildi. İtalya'da çıkan haberlere göre bu sezon hem Avrupa'da hem de Serie A'da ses getiren bir performansa imza atan Atalanta'nın 19 yaşındaki stoperi gündemine aldığı öğrenildi. Çizme temsilcisinin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve Okan'ın bonservisiyle ilgili olarak fiyat sordukları bildirildi. Maaş bütçesini aşağı çekmeyi planlayan Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerden birisi de Feghouli oldu. Basında yer alan haberlere göre Feghouli'ye iki talip birden çıktı. İtalyan kulüpleri Lazio ve Sampdoria Feghouli'nin transferi için harekete geçti. Haberde her iki kulübün de Feghouli'yi bir yıllığına kiralamak istediği belirtildi. Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekibin Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici ile ilgilendiği öğrenildi ve oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan bir diğer isim ise Mario Götze. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte Alman yıldız Mario Götze gündeme geldi. Çıkan haberlere göre Borussia Dortmund'da kontratı sona eren Götze ile masaya oturmak isteyen Galatasaray'da teklif edilecek rakamın da belirlendiği kaydedildi. Yıllık 2.5 milyon euroyu gözden çıkaran yönetimin oyuncunun menajeriyle bu hafta bir araya geleceği ifade edildi. Trabzonspor önümüzdeki sezonu için daha iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Hem güçlü hem de alternatifli bir takım oluşturmayı planlayan Bordo Mavili ekip, Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Tiam'ı gündemine aldı. Transferde harekete geçmek için gün sayan Trabzonspor teklifini hazırladı. Trabzonspor golcü forvetin bonservisi için 1 milyon euro artı Doğan Erdoğan'ı önerecek. Bordo Mavili ekip forvet hattını West Ham United'ın İsviçreli forveti Albion Ayeti ile güçlendirmek istiyor.
İngilizlerin Celtic'in de talip olduğu Ayeti'nin gelişebileceği bir kulübe kiralamak istemesi Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Savunma hattını yenileme planları yapan Trabzonspor, Fluminense'de oynayan genç stoper Nino'yu gözüne kestirdi. Trabzonspor'un Nino için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Brezilya basınına göre Trabzonspor, Fluminense bu transfer için 2 milyon euro önerecek. Haftanın öne çıkan transfer iddialarını hep birlikte inceledik. Bizlerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.